Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber az sonra racı kurum raporları ve şirket haberlerinin üzerinden geçeceğiz. Aynı zamanda bugün işsizlik ve sanayi üretimi verilerini de alacağız saat 10'da. Onu da hatırlatalım. Dün borsaya döndüğümüzde %1,06'lık bir geri çekilmeyle kapanış gördük. CDS'imiz 313 bas puanda ve bankalardaki dalgalanma bu hafta içinde dikkat çekiyor iç piyasalarda. Daha fazlası için döneceğiz ALB yatırma ve araştırma uzmanı, araştırma analisti Ahmet Deniz Yağbasan bu sabah bizimle beraber. Deniz, hoş geldin yayına. Yeni günden neler beklersin? Günaydın öncelikle. Evet, sizin de aktardığınız üzere aslında bu haftaya çok iyi başladık. Bankacılık sektörünün öncülüğünde endekste güzel seviyelere ulaştık. Salı günü ise bir miktar endeks genelinde kar realizasyonları gerçekleşti. Dün de bu 7736 seviyesinde günü tamamladık. Burada önemli noktalardan bir tanesi aslında 7875 seviyesi, çünkü önemli bir teknik nokta. Bu teknik noktanın eğer üzerinde bir kapanış yapsaydık aslında endekste yeni bir senaryo başlayabilir mi? Onun üzerine düşünecektik ama endekse gelen satışlar hem bankacılık sektöründe hem de diğer sektörde genele yayılan satışlar biraz daha bu trende tekrardan geri çekilmemize neden oldu ve günü 7736 seviyesinde tamamladık. Bugün çarşamba, aslında baktığımız zaman geçtiğimiz haftalara kıyasla biraz daha satıcılı bir seyirin bugün de öne çıkabileceğini gösteriyor kredi faizlerinden kaynaklı. Ama bu hafta hikaye daha yeni başlıyor. Cuma günü beklenen Moody's'in Türkiye'ye ilişkin not görünümü belki de Borsa İstanbul'da yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir. Bu vesileyle aslında bizim kısa vadeli düşen trendin yukarı yönlü kırmamızda da neden olabilir. Bu paralelde baktığımız zaman aslında Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde yukarı yönlü ivmenin de devam edeceğini bekleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz dönemlere baktığımız zaman özellikle bankacılık endeksinde gelen yükseliş, endekste sanayi sektöründeki düşüş bir nevi Borsa İstanbul'da denge arayışını yaratmış gözüküyor ki dün bankacılık endeksinde de aslında biz yeni bir rekor seviyeye ulaştık. Diğer sanayi sektöründeki, parakende sektöründeki endeksler gerilemeye çalışırken aslında bir nevi 2024 yılının birinci çeyreğinde hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında bankacılık sektörünü yakından incelemek gerekiyor. Özellikle yabancı yatırımcının bu taraftaki ilgisi bizler için çok önemli olacak. 2023 yılında sizler de takip etmişsinizdir. 1.3 milyar dolarlık bir nette yabancı girişi söz konusu. Seçim sonrasında ise sadece bu rakam 1.9 milyar dolardı. Özellikle burada da seçim öncesinde yabancı yatırımcının ilgisi ve seçim sonrasında mevcut hükümet tarafından alınacak kararların yabancı yatırımcı neslindeki görünümü biraz daha Borsa İstanbul'un geleceğe yönelik beklentilerinde daha ılımlı olacak. Ama ana senaryo özellikle endekse yenile yayılan yükselişlerin biz biraz daha sık görmemiz için özellikle 2024 yılının ikinci yarısında bariz görmemiz gerekiyor. Tabii ki Borsa İstanbul'un yanında küresel piyasalarda da biraz daha gözler ABD tarafına odaklanmış durumda. Yarın enflasyon verisini karşılayacağız. Özellikle geçtiğimiz hafta gelen istihdam verileri sonrasında biraz daha piyasada karışıklık olmuştu. Yarın özellikle enflasyonun beklenti altına gelmesi durumunda biz tekrar hem değerli madenler üzerinde hem de ABD endeksleri üzerinde pozitif seyri izleyebiliriz ama beklentilerin altına gelmesi, yani yıllık bazda %3.1, aylık bazda ise binde 2 seviyesinin üzerinde gelecek bir rakam bizde Borsa İstanbul tarafında, ABD, Nasdaq ve ons altın tarafında satış baskılarını bizlere izletebilir. ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, çok teşekkür ederiz bu toparlama için.